Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Instagram hesabından bana ulaşan bir takipçimin ricasıyla bugün Kalon Şosu biraz sararmış arkadaşlar, yaprakları ve çeliğinden dikimini göstereceğiz, budamasını göstereceğiz ve bakım hakkında biraz konular paylaşacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider ve sanki yemek tarifi verir gibi önümde şöyle bir tepsi kuru domates ve şöyle mısır da var. Bunlar masamın üzerinde, balkonumda kurutuyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmasın, yemek tarifi değil de çiçek tarifi arkadaşlar. Evet, burada gördüğümüz güzel güzel o kalonşolarımız yaz aylarında dinlenme dönemindeydi. Ve ister istemez birazcık sarsıldılar ve çok kötü oldular. Daha önceki takipçilerim de beni biliyor zaten, evde yoktum arkadaşlar. 2-2,5 aydır. Yaklaşık 2 aydır, yani 2,5 aydır evde yoktum. Ve çiçeklerim, yani ikinci eli fark ediyor arkadaşlar. Çiçekler de bir can. İnsanlar gibi nasıl bir yere gittiğinizde ya da başka birisi geldi, birazcık olsun yabancılık çekiyorsak günlük işlerimizden, diğer bütün işlerimizden birazcık daha bir uzaklaşıyor. Nasıl diyeyim, toparlayayım daha doğrusu, şöyle anlatamadım, biraz fazla dağıldım. Yabancı bir yere gittiğimizde yabancılık çektiğimiz gibi arkadaşlar, çiçekler de ikinci eli biliyor. O yüzden bakımları hakkında bayağı bir değişiklikler oluyor. Çiçekler de mutlaka bunu hissediyor ve birazcık sarsılıyorlar ve sıcakların da çok rolü var arkadaşlar. Osmaniye'deyiz. Osmaniye bayağı bayağı bir sıcak. O sıcaklardan dolayı hele de ev içerisindeki menekşelerimiz bayağı bir etkileniyor. Her yıl çok menekşem kuruyordu. Bu sene de yarı yarıya kurudu. Her sene bayağı bir, şu önümde az sonra göstereceğim, bir masa var. O masanın üzeri, evimin içerisinde menekşe, full menekşe dolu oluyor. Ve geldiğimde maalesef ya 2 ya 3 öyle kalıyor. Tekrardan onların yapraklarından menekşe alıyorum ya da yapraklarından menekşe üretiyorum arkadaşlar. Menekşe üretiyorum. Tekrardan bayağı bir menekşe sahibi oluyorum. Bu yılda komşum baktı, sağ olsun, Allah razı olsun. Menekşeleri yer yerde. Evet, bu yılda dedik böyle çok az zayiatla, zararla kurtardık arkadaşlar. İnşallah tekrardan daha önceki yine dönüşümü izlerseniz, burada beni yeni takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Orada bayağı bir çok güzel bu çiçeklerin iştahlı, çiçekli, bol çiçekli olduğu videoları izleyebilirsiniz. İnşallah yeni bakımları hep beraber bölüm bölüm paylaşacağım arkadaşlar. Ve tekrar kış aylarına güzelce hazırlayacağız bu çiçeklerimizi, prenseslerimizi. Ve yine o muhteşem çiçeklerini göreceğiz inşallah. Şimdi takipçimin bir kalonşosu varmış ve yaprakları sararmış. Ne yapabilirim dedi. Biz de hemen bakıma ihtiyacı olan, benim de var kalonşom, onları hem birebir uygulama olarak gösterelim hem de takipçimize fikir olsun arkadaşlar. Belki o takipçim gibi çok böyle kalonşolarına bakım yapmak isteyen takipçilerim, yeni takipçilerim de olur, eski takipçilerim de olur tabi. Onlara da bir fikir olur diye düşündüm. Evet, hemen geçelim işlemimize arkadaşlar. Hemen geçelim. Birazcık tripodum sallanıyor arkadaşlar. Bizim burada bol bol bayağı bir rüzgar oluyor. Öğleden sonra akşam üzeri. Biz de bu videoyu akşam üzeri çekiyoruz bugün. Evet, şöyle kalonşolarımı göstereyim. Bunlar bakıma muhtaç olan, bakıma ihtiyacı olan kalonşolarım arkadaşlar. Evet, hemen şurada daha geçen yazın başında bakımını yaptım. Çeliğinden diktim. Yeni diktiğim ve çok da güzel kendine gelen bir kalonşon bu. Evet. Çelikten ürettik arkadaşlar. Hemen şurada bir tane daha var. Göstereyim. Eğer böyle çelikten yenilersek bunları, gençleşiyorlar ve bu kadar güzel oluyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Ve çok güzel. Şu anda bayağı bir bakımı yerinde. Evet. Hemen şuradaki kalonşon göstereyim. Çeliklerini alacağız ki budamasını yapacağız.
yapacağız ve yeniden o kök kısmının gençleşmesini sağlayacağız. Ve burada ben yeni topraklarını hazırladım. Şöyle toprak hazırladım, iki saksıya. Bunları şimdilik şöyle kenara alalım. Ben hemen şuradaki kalan şuzu. Hesabından da takip edebilirsiniz. Kanalımız, aboneliğimiz tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Evet, bunlar tamamen kartlaşmış çelikleri. Saksımızdaki kök kısmını gençleştirme yapıyoruz. Hem de çeliklerinden birçok üretme yapabiliriz arkadaşlar. Şurada maydanozum var. Benim her saksımın böyle taze maydanozlarım olur, salatama. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir temizlemesini yaptık. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne yaptın Gülay Hanım diyebilirler. Biz bunu böyle gençleştirme yapmazsa çiçeğimiz yaşlanır arkadaşlar. Geldi. Şöyle çiçeğimiz bu duruma geldi. Bunu hemen şöyle bir kenara alalım. Diğer saksımızı alalım. Çeliklerimizi. Evet, şurada da bir kalonşon var arkadaşlar. Bunu da hemen şuradan dip kısmından keseceğim. Böyle yapacağız ki gençleştirme yapalım. Evet. Besleniz otu çıkmış tabi. Şöyle dip kısımlarına. Bunları salatalarına koyuyorum. Sabah kahvaltısında. Ve şuradaki yatay kaldı kökü. Bunun üzerine şuraya toprak dolduracağım. Belki şu hemen şöyle yatarsa eğer şu alt kısımlarından da saça kadar. Eğer kalonşoyu aldınız yumuşama yaptı yaprakları. Kesin arkadaşlar, böyle kesin ki kökünü tamamen toprağına, o gücüne versin, kök kısmına versin gücünü ve yeniden canlansın. O kestiğiniz tarafları da dikin arkadaşlar, yeniden fazla kalonşonuz tekrardan başka bir saksı olabilir arkadaşlar. Yani bir saksı derken iki saksı ya da üç saksı olur ya da bu kökü eğer kaybedecekseniz diğer tarafta çeliklerinden diktiğimiz kalonşolarımız tekrar size yeniden kalonşo olacaktır. Hem de paranız ısraf etmemiş olursunuz arkadaşlar. Paranız boşa gitmemiş olur. Ve hemen şöyle alt kısımlarından şöyle şunlardan aldım. Almanın sebebi hem toprak kısmına yaprak kısmının gitmemesi hem de gücünü tamamen bu kadar dolu dolu yaprağa vereceğine üst taraftaki bu yaprakları beslemeye verir ve gücünü nereden baksanız yani yarı yarıya güçlendirmiş olursunuz. Enerji, fazla enerji sarf etmemiş olursunuz.
arkadaşlar, her ne kadar rüzgardan sallansa da biz bu işe başladık bir kere dedik. Ve inşallah da bitireceğiz arkadaşlar. Evet, hemen şöyle yeniden şöyle dolu dolu bırlık masamın üzerinde gördüğünüz gibi dolu dolu kalonşo çeliklerim oldu. Bunları şöyle ayırıp şöyle fazla hem üzerinde bu çirkin yapraklarla alacağız. Bunlar beslemeyle uğraşmayacak. Hemen saçak atmak için uğraşacak. Kalonşolarımız bildiğiniz gibi sukulent cins arkadaşlar. Susuzluğa ve sıcağa da dayanabilen bir bitki aslında. Yapraktan da tutturabilirsiniz. Mesela çok güzel gördüğünüz kalonşoyu eğer sahibi çeliğinden kopartmak istemiyorsa ya da koparacak çeliği yoksa yaprağından da alıp dikebilirsiniz arkadaşlar, öğütebilirsiniz. Hemen şöyle yaptık. Bu da. Ben şuradan keseceğim bunu. Şöyle çelikler yaptım. Benim böyle sık sık dikişimin sebebi o kadar güzel böyle çiçek açıyor ki arkadaşlar, daha hacimli gözüksün diye böyle sık sık dikiyorum ben. Hani her saksıya bir tane çelikle dikebilirsiniz ama benim saksım büyük. Küçük saksıya dikerseniz bir tane çelik yetecektir zaten. Evet, bunu da böyle yaptık. Hemen üzerinde fazla yaprakları aldım. Yazın başında yaptığım çelikleri az önce gördünüz zaten. Bunlar yazın başında yaptığım çelikler. Bu kadar, bu yeterli arkadaşlar. Hemen diğer saksımızı alalım. Hangi çiçeğiniz olursa olsun çiçekçiden aldınız arkadaşlar, kesinlikle hemen saksısını değiştirmeyin. Bir de biz mesela kalonşo çiçeğini kış bitkisi olaraktan biliyoruz ama çiçekçi arkadaşlarımız ilaçlarla, hormonlarla açtırıp yazında satabiliyorlar. Ama onu bizler yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü nasıl yapıldı mı? Biz doğal bakıyoruz çiçeklerimize. Ve o güzel çiçeğini imrenip alıyoruz. Ama maalesef ki çiçeği evimize getirdiğimizde çiçek tamamen hemen kurumaya veriyor kendini. O olduğu gibi haşlanmış gibi oluyor çiçekleri. Sanki sıcak su dökülmüş gibi haşlanmış gibi oluyor. Peki ne yapacağız Gülay Hanım derseniz, hemen çiçeğinizi kaybetmemek için böyle çelikler haline getirin. Hem saksıda kalan diğer kök kısmı canlansın, hem de eğer kurursa o kök yeniden çeliklerinden üretmiş olursunuz ve paranız da boşa gitmemiş olur. Şöyle. Evet, ben videomu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şurada gördüğümüz kalonşo çeliklerinde ben videoda bittikten sonra videoyu bitireceğim ve onları da tekrardan dikeceğim arkadaşlar. Evet, şurada göstereyim tekrardan. Bu benim yaz başında Afyon'a gitmeden önce yaptığım, yani tatile gitmeden önce yaptığım çelikten diktiğim kalonşo arkadaşlar. Evet, bunlar da yeni bakımını yaptığımız kalonşo. Bunlar ileriki dönemlerde inşallah ne kadar güzel geliştiğini size de anlatacağım. Bu arada domates ve mısırla açtık videomuzu. Belki de hemen video açılır açılmaz bazı arkadaşlarımız yemek videosu mu acaba ya da bir kışlık kurutma videosu mu zannedebilir. Ama ben masanın üzerine koydum. Buraya balkonumda kurumakta. Ben de dedim videoya renk olur. Şöyle kırmızı kırmızı sarı sarı dedik. Çünkü kalan şu çiçeklerimiz olsun. Bütün çiçeklerimizi daha şu an
Çiçekleri durmuş vaziyette. En verimsiz zamanı. Şimdi dinlenme döneminde çiçeklerimiz. Ama bol bol bakımını yapacağız. İnşallah kışa tekrar o ceylan gözlerimiz, kalonşolarımız, sardunyalarımız inşallah çok da güzel açmaya başlayacak geri tekrardan. Bir sonraki bir videom kalonşo mangini bakımı arkadaşlar. İnşallah bugün bunu paylaşalım. Bir takipçim yine böyle tıpkı bu kalonşo bakımını isteyen takipçim gibi kalonşo mangini almış, dikmiş, onun bakımını anlatacak. Buradan Salime isminde bir takipçim. Evet, buradan da hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorunuz ya da bir sorununuz olursa çiçek hakkında Instagram hesabına da ulaşabilirsiniz. YouTube kanalından da sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu arada hepinizden, bütün takipçilerimden Allah razı olsun. Bu kadar güzel takip sayısına ulaştık. Daha nice takip aboneliklere inşallah hep beraber. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, kalonşo bakımımız bu kadar. Ha, bunu şimdi can suyu vereceğiz. Sık sık yeni olan, yeni diktiğimiz kalonşo çeliklerini biraz gölgede bakmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim hemen. Gölgede bakacağız. Yani yarı güneş. Hemen direkt bunu güneşe koyup soldurmaya gerek yok yeni diktiğimiz çelikleri. Kalonşo güneşi seviyor ama kış güneşini daha çok seviyor arkadaşlar. Biz Osmaniye'de olduğumuz için sürekli güneşte benim kalonşolarım. Güneşi çok seviyor. Güneşi gördükçe bol bol çiçek açıyor arkadaşlar. Ve evde kendinizle vitaminler yapabilirsiniz. Doğal vitaminler. Bunu geriye dönük videolarımı da takip edip oradan izleyebilirsiniz aslında. Ben evimdeki soğan, sarımsak kabuklarını suya ıslatıyorum. Muz, çocuğumun yediği muz kabuğunu arkadaşlar. Geriye dönük videolarımda zaten bol bol paylaştım. Yumurta kabuğu, yumurta kabuklarının haşladığım o suyunu. Bunları vitamin olaraktan döküyorum. Ve bu arada toprağınız ne toprağı diyebilirsiniz. Toprağımda normal doğadan getirdiğim toprak. Yumurta kabuğu var içerisinde. Doğadan getirdiğim toprak ve bahçe toprağını karıştırıyorum. Doğadan getirdiğim toprak kökünü havalı tutması, gübre yerine geçmesi için. Bahçe toprağı ise suyu tutması için. Çünkü balkonda güneşte dedim ya arkadaşlar. O yüzden ikisi güzel ikili oluyor çiçeklerime. Evet, inşallah böyle bol bol güzel güzel kalonşolarımız olacak ve yine sizinle o güzel ihtişamlı harika çiçeklerini paylaşacağız arkadaşlar. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ne kadar gürültü olsa da, rüzgar olsa da biz bu videoyu inşallah başardık. İnşallah hoşunuza gider. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Çiçekli kalın. En güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.